Sultanhisar ilçemize bağlı Eskihisar Köyü, önümüzdeki hafta belde olmaya aday bir köyümüz. Bu nedenle köy olarak son tanıtımı olabilir. 400 hanede 2080 kişinin yaşadığı köyde yerleşim bölgesi ikiye ayrılmış. Eskihisar köylülerinin büyük bir bölümünün her iki bölgede de evleri var. Onlar bu ayrıma kısaca yazlık ve kışlık diyorlar. Eskihisar olarak geçen ve köyün esas yerleşim alanını oluşturan yerde kış aylarında köyün tamamı, yaz aylarında ise çok az bir kısmı yaşıyor. 8 ayı Eskihisar köyünde geçiren köylülerimiz, Haziran ayından başlayarak 4 ayı da ovada Hasan Kahveleri denilen yerde geçiriyorlar. Eskihisar 1650 yıllarında köyün bugün bulunduğu yerin kuzeyinde Kızlar Bakacak mevkiine gelen Göçebe Yörükler tarafından kurulmuş. Ancak meydana gelen salgın hastalıklar sonucunda pek çok köylünün yaşamını yitirmesi üzerine 1700 yıllarında şimdiki köye göç edilmiş. Doğusunda Kavaklı, Kabaca köyleri ile ilçe merkezi Sultanhisar, batısında Salavatlı kasabası, güneyinde Büyük Menderes Nehri ve Yeni Pazar ilçesi, kuzeyinde ise Aydın Dağları bulunan köye, yerleşim alanı içinde ve çevresinde Nisa Antik Kenti'ne ait kalıntılar bulunması nedeniyle Eskihisar denilmiş. Eskihisar Köyü'nün bugünlerde en büyük beklentisi belde olmak. 6 Haziran'da yapılacak referandum öncesi yaptığımız röportajlarda hemen hemen tüm köy halkının belde olmak istediğini gözlemledik. Köyde azınlıkta da olsa bazı kişilerin belde olmanın kendilerine zarar vereceği endişesi içinde bulunduklarını belirten köy muhtarı Şükrü Aktaş, azaları ile birlikte bu endişeyi taşıyan Eskihisar köylülerini ikna etmeye çalışıyorlar. Belde olmaya aday tüm köylerimizde yaşanan benzeri endişeleri taşıyan vatandaşlarımıza aydınımızın 110 köyünü gezmiş, tanımış biri olarak benim de söylemek istediklerim olacak. Gezdiğim köylerin nüfusu az olsun çok olsun. Beklentileri, sorunları birbirine benzer. Onlar belki farkında değiller ama bir tarım kenti olan Aydın'da diğer illerimize oranla köyde yaşayan vatandaşlarımız azımsanmayacak kadar çok. Aydın ve ilçelerine zaman içinde göç olsa da köy nüfusunun artarak belde olmaya başladığı da bir gerçek. Belde olma kaygısı da çoğunlukla evinin, bahçesinin, tamamının ya da bir kısmının elinden alınacağı, çevre temizliği ile ilgili bazı kurallar ve hatta bedeller olacağı gibi nedenlerdendir. O zaman şimdiki köy yaşantımızı da gözden geçirmemiz gerekiyor. Köy olduğu için plansız yapılan evler, çoğu köyümüzde dar ve düzensiz sokakların oluşmasına neden olmuştur. Bu düzensizliğin devam ettiği, nüfusun arttığı düşünülürse, bir gün ve tabii çok yakın bir gelecekte içinde yaşadığımız yerleşim birimleri yaşamımıza zarar vermeye başlayacaktır ki pek çok köyümüzde bu zararları görebiliyoruz. Aslında köylerimizde yaşanan endişelerin çoğunu kentte yaşayanlar da taşımaktadır. Kimin evinin ya da dükkanının önünden yol geçmesi zorunluluğu da olsa hemen hemen herkes aynı tepkiyi göstermekte ve neden benim evim ya da dükkanım başkanısınınki değil gibi feryatlar yükselir. Sonuçta bir yerleşim birimi kent olsun, köy olsun, belde ya da ilçe olsun toplumun tümünün yaşamını kolaylaştırıp daha yaşanabilir ortamlar yaratmak amacıyla yapılır ve bizim kişisel isteklerimizin yerini toplumsal istek ve talepler almalıdır. Bir gün ama mutlaka bir gün o karşı çıktığımız konuda aslında çok da haksız olduğumuz ortaya çıkar. Ancak telafisi çok da güçleşmiş olarak. ...2000'li yıllarda daha çağdaş ortamlarda yaşamak istiyorsak, gerek kentte, gerek köyde yaşayan herkesin çağdaş düşünmeye ve değişiklik karşısında tepki vermeden önce konuyu anlamaya çalışmalıdır. Kulaktan duyma dedikodular bizi 2000'li yıllarda yine geri kalmış bir ülke yapmaktan öte götürmez.
bilgi ve iletişim çağına girmek üzereyken, ben inanıyorum ki Eskihisar köyünün tüm seçmeni geleceğini, çocuklarının ve tabii köyünün geleceğini düşünerek 6 Haziran'da yapılacak referandumda oyunu kullanacaktır. Her köy farklı bir yaşam, her köy ilginç görüntüler. İşte Sultanhisar ilçemize bağlı Eskihisar köyü de böyle ilginç ve geldiğimiz zaman bizi hakikaten öğrendikçe merak uyandıran köylerimizden biri oldu sevgili seyirciler. Eskihisar köyü yerleşimi oldukça eski yıllara dayanan, özellikle biraz önce VTR'mizde de izlediğiniz gibi Nisa Antik Kenti'nin bir parçası ve ismi de buradan geldiğinden dolayı etrafta tarihi kalıntılarıyla köylülerimizin ovada ve dağdaki ayrı yaşam biçimiyle bize hayli ilginç geldi. Üstelik üretimleri de oldukça ilginç geldi. Eskihisar köyünün şu anda kışın daha çok yoğun yaşadıkları bölgesindeyiz ve esas köyün yerleşim alanındayız. Köylülerimiz 8 ayını burada geçiriyorlar. Geriye kalan 4 aylarını da ovada geçiriyorlar. Biraz sonra izleyeceksiniz buradaki görüntüleri de. Burada çilek yetiştiriyorlar, seracılık yapıyorlar, şeftali yetiştiriyorlar. Dağda ise, burada ise zeytin yetiştiriyorlar. İncir biraz azalmış kuraklık nedeniyle ama yine de geçim kaynakları arasında yer alıyor. Ayrıca kendilerine yetecek kadar da hayvancılık yapıyor köylülerimiz. Şimdi köyümüzün ilginç bir konumu da var. Bunu da muhtarımızı tanımadan önce bahsetmek istiyorum. Köyümüz biraz önce izlediğiniz gibi 2080 nüfusa ulaşmış ve belde olma hakkını kazanmış. Belde olma hakkını nüfus olarak kazanmış ama belde olma hakkını yine Eskihisar köylüleri kendileri verecekler. Ne zaman verecekler? 6 Haziran 1999 Pazar günü. Yani önümüzdeki Pazar günü ve köyümüzün bu haftaki tanıtımı da bu anlamda çok önem taşıyor. Büyük bir çoğunluğunun belde olması yönünde oy kullanacağını görüyoruz. Çünkü bu belde olması Eskihisar köyünün elbette ki lehine gelişmeler sağlayacak. İsterseniz muhtarımızdan başlayalım köy halkını tanımaya. Efendim, ben Eskihisar köy halkından Şükrü Aktaş, yeni muhtarlardan. Köyümüz efendim 2080 nüfusa sahip. Önümüzdeki aynı anlattığınız gibi 6 Haziran'da belde olmak istiyoruz. Köyümüz 1650 yıllarında şu gördüğümüz Kızılağa Bakacak mevkisinde kurulmuş bir yer. O zamanlarda orada kurulan yerine bir hastalık nedeniyle oradan buraya 1700 yıllarına doğru burada 3 hane olarak gelmiş Hacı Ağalar, Ali Beyler, bir de bir hane olarak 3 hane gelmişler, köyümüzde kurmuşlar. O zamandan bu zamana kadar da bu yerleşim alanı büyüyerek gidiyor. Köyümüz eski köylerden ve çevrenin Sultanhisar kazasının en büyük köylerinden bir tanesi. Onun için bu köyde bir belediye olmak için bizden evvelki arkadaşlar bu girişimde bulunmuşlar. Biz de şimdi arkadaşların yapmış olduğu işe belediye yapmak için elimizden gelen son gayretimize halkımızdan istişarede bulunuyoruz. İnşallah 6 Haziran'da köyümüz belediyelik olursa köyümüzün birçok sorunları var. Mesela bizim dağımızdan su gelmiş vaziyette, ovamızdan da su gelmiş vaziyette. Fakat kuraklık nedeniyle birkaç seneden beri susuzluk çekiyoruz. İnşallah bu sene yılımız kuvvetli olduğu için susuzluk çekmememiz herhalde belirliyor. Su sorununuz genelde içme suyu? İçme suyumuz efendim dağdan geliyor. Dağdan sularımız içme elverişli. Ovadan gelen derin kuyu pompasıyla gelen suyumuz içme elverişli değil. Ama halkımız yine Sultanhisar'dan, Salavatlı'dan içme suyunu az çok temin ediyoruz. Köyümüzün ancak kullanma suyuyla idare ediyoruz.
Evet, Erciyes sulama kanalı ile ilgili sorununuz da yerinde. Sevgili seyirciler, isterseniz sulama kanalı ile ilgili görüntülerimizi yerinde izleyelim ve buradaki sıkıntıları sizler de görüntülerle görün ki daha neler çektiğini, beklentilerin ne kadar önemli olduğunu bu görüntülerden de anlayın. Hep birlikte izliyoruz. Köyümüz kentimiz programlarında sıkça söylediğimiz ödenek yokluğu nedeniyle kimi zaman okullarımız yapılamıyor, kimi zaman yollarımız yapılamıyor, kimi zaman işte suyumuz gelmiyor, kanalizasyonumuz yapılmıyor. Velhasıl Kerim, köylerimizin sorunlarıyla ilgili ya da kentte yaşayanların sorunları hep ödeneğe bağlı oluyor. İşte Eskihisar Köyü de yine ödeneğe takılmış köylerimizden biri. 7 yıldır sulama kanalı ödenek yokluğundan bitirilememiş. Şu anda gördüğünüz gibi sulama kanalının içinde otlar bürümüş ve boruları yapılmadığı için de halen faaliyete geçmemiş. Köylümüz der ki bu kanal faaliyete geçse üretimimiz çok daha fazla artar. Bütün bu Sultanhisar'dan başlayarak bütün çevre araziler, daha arazileri bulunan köylülerimiz çok daha rahat ve refah bir şekilde yaşamlarını sürdürebilir. Değil mi muhtarımız? Şimdi efendim kanalımız Eskihisar'ın değil, şu çevrenin bütün beli kemiği. Bu kanalda su geldiği müddetçe şu memlekette neler diksek yetişmez. Bizim köyümüz 3-5 kat daha yükselmiş olacak gelir sağlanırsa. Çünkü şu suyun sayesinde şu köyde ne diksek olabilecek. Çünkü memleketimiz nimetlerinden envai türlü. Topraklarımız bereketli. Topraklarımız bereketli. Diktiğimiz mahsullerden, çilekten de şuradan buradan istifade edebiliriz. Şeftali dikeriz, çilek dikeriz. Şu arazimizden faydalanmak için kanalımızın bir an önce akmasını talep ediyoruz efendim. Evet sevgili seyirciler, bu taleplerimizin hepsi, hemen hemen köyümüz kentimiz programında ilettiğimiz taleplerimizin hepsi yine halka dönük, yani geri dönüşü toplumumuza olacak talepler. Hiç kimse bireysel menfaat istemiyor. Hep köyde yaşayan köylülerimiz, işte suların akmadığından şikayetçiler, tarlaların sulamamaktan şikayetçiler, yollarının yapılmadığından yakınıyorlar. Bunlar hep yaşamsal önemi olan konular. Dileriz yeni kurulan hükümet artık bu ödenek yokluğu konusuna bir çözüm bulur ve aydınımızın çıkardığı her sene bakanlar olur hükümetler kurulduğunda. Umarım bu bakanlarımız, bakanımız aydınımıza yardım edecek, Ege'ye yardım edecek pek çok bakanlar var yeni hükümette. Umarız aydınlı bakanımız bu konuya önem verir. Pek çok köyümüzün sorunlarına vakıftır ve en kısa süre içerisinde bu ödenek yokluğu kelimesini aşmış oluruz. Evet sevgili seyirciler, izlediniz ve burada beklentilerimizi, işte 57. hükümetten de beklentilerimizi, yeni bakanımızdan beklentilerimizi söyledik. Muhtarımıza veriyorum sözü. Evet. İnşallah efendim bu sulama kanalı oradan bu sene geçerse inşallah Aydın Bakanımız Yüksel Yalavu'dan, Ertuğrul Kumcuoğlu'ndan milletvekilimiz bu çevrenin insanları olduğu için şu kanallar üzerine eğileceklerine inanıyoruz. Ve onların sayesinde şu köylümüz daha daha iş sahibi olmuş olacaklar. İş sahası açılmış olacak. Bu köylünün geliri biraz daha çoğalmış olacak. İnşallah yakın zamanda o su kanalımız geçerse köyümüzün daha gelirlere sahip olup daha bir şeyler kazanacağına inanıyoruz efendim. Evet, sorunlarının en önemlisi su sorunuydu ve diğer sorunlar da okul, sağlık sorunları olarak biz bunları dile getirmeye çalışıyoruz. Program süresince de çalışacağız. Fakat en önemlisi sizin bu pazar günü için yapılacak referanduma bir muhtar olarak çağrınız olacaktır vatandaşlarınıza. Tabii. Biz bunu gereken vatandaşımıza gereken şeyi söylüyoruz. Arkadaşlar, köyle bir belediyelik yerin ne kadar iyi olduk olmadığını hepimize malum oluyoruz diyoruz. Temizlik bakımından olsun,
köyümüzün hizmet bakımından olsun, araç gereç bakımından olsun daha faydalı olur. Belediyelik olunca köyümüzü daha birçok insanlar bu sayede istifade edecek, araç gereç sağlanacak. Caddelerimiz biraz daha genişlenmiş olacak. O bakımdan köyümüz belediyelik olursa çok memnun olacağız. Evet. Bakın, sevgili seyirciler, gelecek neslin kaderi bu neslin elinde. Şimdi oy verecek kaç seçmeniniz var? 1021 seçmenimiz var. Evet, 1021 seçmenin kaderinde dileriz bu 1021 seçmenin tümü de sağlıklı bir şekilde, ki bu konu bunun siyasi herhangi bir boyutu olmadığı için biz burada taraflı olabiliyoruz. Çünkü belde olduğu zaman hakikaten hem İller Bankası'nın alacağı pay fazlalaşacaktır. Hem de artık köyümüz köylükten çıkmış kabuğuna sığmayan, gerek ürettiği ürünlerle gerek nüfusuyla bir belde olmayı yakıştırıyoruz. Bir belde olması gerektiğini düşünüyoruz. Ve tabii içinde yaşayan Eskihisar köylülerinde böyle düşüneceğine inanıyoruz. Sevgili seyirciler, kampanyalarımız devam ediyor ve bu hafta yine kitaplarımızla geldik. Efeler Lisesi öğrencilerinin katkılarıyla toplanan kitaplarımız. Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Aziz Ersoy'un tabii ki bu konuda çok büyük destekleri var. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve Efeler Lisesi'nin topladığı kitaplardan bir bölümünü köyümüze getirdik. Şu anda köyümüzün esas yerleşim merkezindeyiz. Ama kitaplarımızı aşağıda indireceğiz. İsterseniz bu görüntülerimizi izleyelim. Evet sevgili seyirciler, şimdi Eskihisar Köyü'nden aşağıya indik ve Hasan Kahveleri diye anılan yerdeyiz. Burada daha çok çilek yetiştiriliyor, seracılık yapılıyor, şeftali burada üretiliyor. Ve kitaplarımızı da burada indireceğiz. Şimdi muhtarımız kitapları teslim alıyor. Evet, bu arada azalarımız da var galiba. Sizi tanıyalım. Ben Hasan Işık. Öncelikle size hoş geldiniz diyorum. Zaman olarak çok iyi bir zamanda oldu köyümüzün, çünkü bir sorunu değil de genel ihtiyaç haline geldi. Belediyelik olması gerekiyor, geç kalmış da olsa. Bu şansı artık köylü olarak çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Benim buradan Eskihisar halkına ve büyüklerime, genellikle ihtiyarlara, onlara anlatmakta daha çok güçlük çekiyoruz. Onlardan bir isteğim olacak. Yani bazı dedikodular falan dolaşıyor ortada. Bunları yani pek şey yapmasınlar. Gençlerin geleceği bu. Yani daha çok köyümüzün belediyelik yararına olacağını düşünüyorum. O nedenle desteklerini bekliyorum. Yani 6 Haziran'da referandumda evet demelerini bekliyorsunuz. Evet. Bu arada kitaplarımız inebilir bir yandan. Sizi tanıyalım. İdris Pazarlı, Eskihisar Köyü İhtiyar Heyeti üyelerindenim. Yani çiçeği burnunda bir aza olarak köyümüzün, bizim 2080 nüfusun kesinlikle bir köy idare yönetimiyle yönetilemeyeceği açık, bariz ve ortada. Belediye olmamız artık yani kaçınılmaz durumda. Eğer belediye olursak köyümüz daha iyi bir duruma gelecektir. Bu bizim elimizdeki son şansımız. Eğer bunu kaçırırsak bir daha mümkün olmayabilir. Malum yani sizin de bilginiz vardır. Yerel yönetimler yasası eğer olduğu gibi meclisten geçerse bizim artık bundan sonra belde olmamız mümkün değil. En büyük beklentimiz yerel yönetimler yasasının çıkması ve köy için beklentiniz de önümüzdeki hafta 6 Haziran Pazar günü yapılacak olan referandumda. Evet. Hemen hemen herkesin evet oyunu kullanması. Evet. Umarız böyle olur. Teşekkür ederiz. Evet, kitaplarımızı koruyacaksınız değil mi muhtarımız? Evet. Efendim. Okuma köşesi oluşturacaksınız. Tabii efendim. Bizim köyümüze bu imkanları tanıdıklar için Sayın Valimize ve Sayın Milli Eğitim Müdürümüze, sizlere ATV ekibi olarak sizlere çok büyük teşekkür ederiz. Bizim köyümüzü gelip de bunca yorulduk. Zahmet ettiniz. Bizim köyümüzün de bir belde şansında büyük katkıda bulunacağınız için hakikaten de büyük teşekkürüm var. İdaret olarak, imamlarımız olarak, köyümüzün ileri görüşleri olarak belediye olmasında bütün çabalarımıza son derece
mücadele edeceğimize inanın. Köyüm için hayırlı uğurlu olsun efendim. İnşallah diliyoruz böyle olacak. Evet sevgili seyirciler, kitaplarımızı bırakıyoruz köyümüze. Bu gece oldukça renkli görüntüler izleyeceksiniz. Tarladaki çileğin toplanmasından kasalanmasına ve Eskihisar 2 ayrı yerleşim bölgesinde oluyor. 8 ayları Eskihisar'da geçiyor. 4 ayları da şu anda bulunduğumuz Hasan Kahveler bölümünde geçiyor. Köylümüz, her iki tarafta da evi olanlar var. Diyorlar ki yazları yazdığımızda, kışları kışlığımızda oturuyoruz. Evet, 2000'li yıllara belde olarak girmesini arzu ediyoruz Eskihisar Köyü'nün. Sağ olun.